Şimdi baştan anlatayım. Dün burada elini yıka muhabbeti oldu. Ben köpek vardı kucağımda. Götü bok kokuyor dedim. Chat'te dedi ki herkes işte elini yıkamaya git Kaan, elini yıkamaya git. Ben de gittim elimi yıkamaya. Elimi yıkarken aşağı seslendim. Eylül Eylül şu köpeği alsanıza falan diye seslendim. 2 dakika sonra bilgisayar başına geldim. Elimi yıkadığımı size gösterdim derken internet gitti. Pat diye. Şu bilgisayarda yine böyle bir sorun yaşadım az önceki gibi. Yayını aça tıkladım. Açılmamış. O sırada kapı çaldı. Komşu geldi. Kadın abi. Yayın yoktu. Siz duymadınız. Anlattım o gün de. Kadın dedi ki böyle. Elleri şöyle konuşuyor. Ayaklarını böyle pıt 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 yere vuruyor yani konuşurken. Sinirli yani. Şey diyor. Her yerden ses geliyor artık. Bu kaçıncı oldu? Yeter, kapınıza gelmeye utanıyorum falan diyor. Ziliniz çok çalıyor diyor. Zilimiz çok çalıyormuş abi mesela. Böyle bir şikayet olabilir mi? Ziliniz çok çalıyor. Yemek sepetinden sipariş veriyorum kardeşim. Şu arkada televizyonun orada bunun oturma odası varmış abi. Oturma odasında misafir gelince rahat uyuyamıyormuş. İşte neymiş, kadın aşağıda kız kahkahaları duyuyormuş. Benden silahlı taramalı oyunlar, silahlı oyunlar oynuyormuşum ben. Dedim Tatatatatatata sizinle sesler çatışmayın yapıyormuşum. diye. İşte misafirinin biri kulak tıkacıyla uyumak zorunda kalmış. Benim küfürlerime uyanmış. Bu konuda haklı. Buna bir şey demiyorum. Doğru diyor. Ama şimdi kadının misafiri gelecek. Orada misafir odasında rahat uyuyacak diye ben burada, bu benim işim sonuçta. Sessiz sessiz duramam, tamam mı? Neyse, bu kadın bana şey dedi dün. Karakolluk olacağız, polislik olacağız falan yaptı. Ben de tilt oldum abi. Kadının konuşmasına tilt oldum çünkü çözmeye çalışıyorum ben. Kadına diyorum ki yani nasıl çözebiliriz bunu diyorum. Ben istiyorsanız odamı taşıyayım. Hani bir setup'ımı şuraya yap götüreyim falan diyorum. Kadın böyle evine doğru kaçar adımlarla çok ses, çok ses, çok ses yapıyorsunuz. Ziliniz çok çalıyor işte. Kız kahkahaları, taramalı tüfekler bilmem ne falan bir şeyler diyor. Bu beni tilt etti abi. Kadın hiç böyle oturup insan gibi konuşmadı. Sonra ben de gıcık oldum. Berkayların doğum günü. Berkay'ın doğum günü de, Berkaylar da geliyordu işte. Gel yavaş yavaş. Şey oldu abi. Güvenliğe gittik Eylül'le. Dedim ki güvenliğe. Komşumuz sürekli işte bizden ses olduğunu söylüyormuş. Herkesin bizden şikayetçi olduğunu söylüyor dedi. Herkesin bizden şikayetçi olduğu falan da yok çünkü tek tek hangi komşu olduğunu bulamadık başta. Bütün daireleri tek tek çaldık. Oraya gittik, buraya gittik. Şeker gibi bir kadın açıyor mesela kapıyı. O, biz şikayetçi değiliz falan yapıyor. Diğer işte kadın işte hiç şikayetçi değiliz falan diyor. Bu komşu herkes sizden şikayetçi. Bütün kat sizin sesinizle inliyor falan diye bizi şikayet ediyor. Neyse. Güvenliğe gittik. Güvenlik dedi ki hangi daire? Daireyi söyledim. Yaptı böyle. Sonra dedi ki ya o şey ablamız dedi biraz sıkıntılı dedi. Bizim biliyorsunuz bu aşağıda bir tane kafe var dedi. Gecenin bilmem kaçında o kafeye gidip işte sandalyelere yavaş oturun işte ses yapmayın bilmem ne falan diye kafeyi basıyormuş. İşte sandalyenin altına ne bileyim kağıt koyun cırt 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 diye ses geliyor onlardan uyuyamıyorum falan diyormuş abi kadın. Allah Allah. Kadının böyle taşınma olayı varmış abi buradan. Kafe sahibi demiş ki hani biz artık bunu yapamıyoruz. Neden burada oturuyorsun kardeşim o zaman? Biz kiralayalım burayı demiş. Kadının taşınma olayı varmış. Dört gözle taşınmasını bekliyorum. Ama şimdi bu kadın biraz böyle değişik olduğu için gidip konuşacağız da aynı zamanda tekrardan. Diyeceğim ben değil gerçi. Eylüller gidip ben şu an yayındayım. Eylüller gidip konuşacak. Bir saat önce falan kadınla konuşmaya gittik. Kadın kızı açtı. Evde yokmuş kadın. Kadının gelmesini bekliyoruz. Konuşacağım abi. Böyle bir olacak iş değil yani bu. Lan Sürekli hero seçmeyi unutuyordum az daha. Ne oynuyorum ben? Neyse hadi dedi oynarım ben bunu. sürekli kapıyı yumrukluyor abi. Duvarı yumrukluyor arkadan. Geçen gün Punky falan vardı burada 2-3 hafta önce. Duvar böyle kafasını yıkalacak falan sandı adam. Fena yumrukluyor. Punky'nin kahkaha biraz şey vaaah falan diye yarılarak gülüyor. Kadın direkt bir vuruyor duvara. Don 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 don. Böyle duvar üstüne düşecek adamın. O derece. Neyse işte öyle. Punky'yi halaydınız üstüne. Ses yalıtım için konuştum insanlarla.
2-3 yeri aradım abi. Şey diye düşünüyorum. Çakmak mı lazım? Benim sigaram nerede acaba ya? Neyse, ses yalıtım için siteleri aradım, tamam mı? Sitelerle konuşuyorum abi. Site şey diyor, 5000 TL diyor, 10.000 TL falan diyor, anlıyor musun? Ve duvarı yapıştırıyorlarmış yani. Böyle kumaş, akustik tabela gibi düşünün, tablo gibi. Böyle tablolardan böyle pat 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 yapıştırıyorlarmış duvara, sesi önlesin diye. Ben bütün her şeyi böyle düşünüyorum aslında. Ama 5-10 bin TL istiyorlar abi. Ve duvardan sonra sökemiyorsun bunu yani hani. Ve ev sahibi kızıyor, şey diyecek mesela ev sahibi. Sikerim amına koyayım, duvarlarımı siktiniz, boyatın falan yapacak. Ekstra bir de ona para vereceğiz buradan çıkmak durumunda kalırsak. O yüzden yapmayacağım abi. Kadınla gidip konuşacaklar şimdi, ben yayındayken. Bir saat sonra falan gelecek herhalde kadın. Hatta şu sıralar gidip konuşmaları lazım bir 15-20 dakika. Kadınla konuşacaklar abi. Biraz agresif konuşacakmışlar yani, öyle diyorlar. Ben diyorum ki yapmayın öyle bence. Öyle işte. En kötü salon, buradan taşınacağım, aşağıdaki odalardan birine geçeceğim. Ama öyle yani hani. Kadın için ben bu kadar masraf yapamam. Neler neler bakıyordum ya internetten. Böyle ses geçirmez kabin gibi bir şey düşünüyordum böyle. Şöyle burayı kaplasın diyordum. Full kabinle böyle sünger. Hani sesi biraz azaltsın diyorum ama böyle bir şey olamaz abi. Bizim yanımızda da köpekler avlıyor amına koyayım. Ne GG? Köpekler avlıyor oğlum. Yayın GG değil de dur. Köpekler avlıyor, rahatsız olmuyorum. Bunların sesi geliyor buradan. Televizyon sesi geliyor, rahatsız olmuyorum. Bana ne abi? Onlar da o zaman bundan rahatsız olmayacak. Kulak tıkacı taksın öyle uyusun. Yapacak bir şey yok yani. Ah, yapıyorlar mı sana? Ne? Kulak tıkacısıyla uyuyoruz falan demiş ya. E tamam, öyle uyumaya devam etsin abi o zaman. Bana ne amına koyayım. Deli ya bu. Komşu. Uğraşamam abi böyle bir şeyle ben. Bu çok uyusal siksin diyor. Allah Allah. Ben komşularla iyi anlaşırım. Aslında bana bırakabilirsin. Kanka kadın, normal komşularla anlaşabiliyorsun zaten. Kardeşim, kadın hasta. Kadın anlamıyor bak. Sana diyorum ki altında kadının kafe var, tamam mı? Kafe. Zaten kafe var orada. Burası böyle işte gençler mençler geliyor buraya. O saat 2'lere 3'lere kadar böyle müzik çalıyor burada, tamam mı işte. Araba sesleri falan. Kadın aşağıdaki kafeye gidiyormuş abi. Sandalyeleri yavaş çekin işte bilmem ne falan diye kafe basıyormuş oğlum kadın. Kadın beni zilim çok fazla çalıyor diye şikayet ediyor. Zilim çok fazla çalıyor diye şikayet etmek nedir ya? İstediğim kadar çalarım abi zilimi. Yemek söyleyeceğim lan bundan sonra. Yemek sepetindeki bütün kodları ard arda söyleyeceğim. Her yerden böyle patır patır 10 liralık 5 liralık su siparişi vereceğim. Bütün yemek sepetinden restoranlardan böyle gelecekler. Rrr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 
biri geldiğinde. Oğlum onun yerine siz kendiniz çalın. Öyle bir şey olmuyor mu? Oluyor. Kendiniz çalın, açarsa kapıyı kapatın hemen amına koyayım. Bak, şimdi ben burada şey yapmak istemiyorum. Ben çok haklıyım, hiç ses yapmıyorum, kadın çok sorunlu falan demek istemiyorum ama benim de haksız olduğum yerler var. Mesela ben de harbiden ses yaptım oluyor. Ama mesela o gün, dün kadının geldiği saat kaçtı arkadaşlar? Kaçta geldi? 22.45 falan da 22.30 falan. Hayır, 22.30 falan değil, direkt 22 falan da abi. Saat kadın 12 bile olmadan önce geliyor. Şikayet ediyor, ziliniz çok çalıyor diye, işte çok ses yapıyorsunuz falan filan diye şikayet ediyor. 12'den sonra etse daha mantıklı değil mi? Tamam, haksız olacağım direkt. Ama şimdi burası da benim evim abi. Ben burada konuşuyorum yani. Bu benim işim. Ama adam yani bilmiyorum ya. Adam değil, kadın. Kadının etüdü bayağı kötüymüş. Beni kanser etti ya. Ben falan şeyi merak ettim ya. Kapıyı çalıp yavaş yavaş elini kolunu bağlayıp arkaya doğru yürümesini bir story olarak atsaydın Instagram'ına. Çok merak ettim kadının tipini falan. Abi kadın çok enteresandı ya. Ben zaten o yüzden gerildim. Yoksa hani normal bir şekilde gelip konuşsa bir komşum benimle. Çok tatlı lan bu. Yayında böyle işte arkadaşlar ben modum çok düştü, gerildim bilmem ne diye kapatmazdım. Kadın meğersem işte böyleymiş abi.
O yüzden ben yani gerilmişim. Artık takmayacak mısın bir daha yaparsa? Arkandan zıbam 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 diye ses gelir. Ondan sonra kapıyı açmayacağım. Trolleyeceğim kadını. Kapı çalarsa... Duvara vurduğunda biz de vuralım duvara buradan. Ha, öyle şeyler yapacağız artık. Bana ne amına koyayım. Kadın kapıyı çalarsa evde yokuz diyeceğim.